Necati Bey, cumartesi pazara bağlayan gece saat 02.30 sularında şanssız bir araç içi kaza geçirerek saat 3 sularında hastanemize gelmiştir. Burada en büyük şans çekimler esnasında bir ambulansın çekim platformunda hazır bulunması ve ilk müdahaleyi yapmasıdır. Bu gerçekten büyük bir şans, büyük bir deneyim, büyük bir tecrübe. Hastanemize geldiği andan itibaren kendisinde herhangi bir hayati tehlike bulunmamaktaydı. Bilinci, şuuru yerindeydi. Trafik kazası ve araç içi kaza olduğu için genel vücut travması olarak kendisini kabul ettik. Beyin cerrahımız, ben ve genel cerrahımız başında bulunarak gerekli bütün tetkik ve ilk müdahaleleri yapılarak hasta hastanemizde gözetim altına alındı. Sabahki değerlendirmemiz sonrasında yaptığımız elle muayene sonucu bir kırıktan zaten şüphe etmiştik. Gerekli tahlil, tetkik ve film çekimleri sonrasında alt çenede iki tane kırık olduğunu tespit ettik. Sol korpus diye tarif ettiğimiz sol yarımda ve sağ çene eklemi oluşturan bölümün hemen altında subkondil diye tarif ettiğimiz bölgede iki tane kırık tespit edildi. Yaklaşık saat 2'ye doğru Necati Bey'i genel anestezi altında operasyon edilmek üzere ameliyata aldık. Bunun sonrasında 2,5 saatlik bizim nezdimize iyi geçen bir ameliyatla Necati Bey'in ağız içinden yaptığımız kesilerle kırığını eski orijinal haline getirerek mini plak ve vidalarla tespit ettik. Aynı zamanda sağ subkondilde tarif ettiğim çene eklemine yakın kırığı için de alt çene ve üst çene eklemini bir süre birbirine tespit ederek kitli bir şekilde takip edeceğiz. O yüzden alt çene ve üst çenesine teller tespit ederek ameliyatını başarılı bir şekilde tamamladık. Ameliyat sonrasında seyrimiz şu an itibariyle iyi gidiyor. Tabii çok fazla ödemi var. Yüzüne aldığı ciddi bir travma var. Hem sol tarafında hem sağ tarafından. Dolayısıyla şu an hala antiödem tedavisine devam ediyoruz ve yakından izliyoruz. Ameliyat sonrası iyileşim sürecimiz şöyle gidecek. Yaklaşık 4-6 hafta süreyle yakın takip edeceğiz. Koyduğumuz plak ve vidalar titanyum bazlı olduğu